aydınlanması gereken pek çok soru olduğunda ifade ettik. Şimdi şöyle biraz öne geleyim, daha net okuyabilelim. Nari'nin ölüm saatinde ne oldu, ne biliyoruz? Ramazan Atasoy, Salim Güran'ın tutuklanan işçisi. 11 tutukludan biri diyor ki ifadesinde, 14 sıralarında muhtar benim yanıma geldi. 16.30 gibi eve gitti. 5-10 dakika içinde geri geldi diyor. Muhtar hiç yanımızdan gitmedi, hep beraberdik. Akşam muhtarın telefonu çaldı, Nari'nin kaybolduğunu öğrendik diyor bu ifadesi Ramazan Atasoy'un. Jandarma ama diyor ki plaka tanıma sistemine göre 14.33'te Salim Güran köye giriyor, 14.35'te ev giriyor diyor. Yani jandarmanın anlattığı, Ramazan Atasoy'un anlattıklarını, ifadesini çürütüyor o zaman. Aynı şey yansımıyor. Melek Güran, Salim Güran'ın eşi ne diyor? Salim 14.30 gibi eve geldi, yemek yedi, çay içti, sonra tarlaya gidiyorum diyerek evden çıktı. Eşim Salim Güran'dan şüphelendim diyor. Başka şüphelendiğim hiç kimse yok diyor. Yani okları eşine, Salim Güran'a çeviriyor, kendi eşi. Savcıdan da Salim Güran'a baz istasyonuna göre 14.33 ile 17 arasında Nevzat'la birlikte olduğunuzu görüyoruz diyor. Yani o itirafçı Nevzat'la. Dolayısıyla Ramazan Atasoy'un, Salim Güran'ın tutuklanan işçisinin ifadelerinin yapılan incelemelerle tutmadığını görüyoruz bu noktada. Yani Nihat Bey, şimdi bu soruların cevabına ilişkin ne biliyoruz? Cevabı ne kadar yakınız? Artık sorular bu gece ya da yakın vadede aydınlanacak mı? İşte ben Nari'nin ölüm saatinde adım adım ne olduğunu aktardım ama yani siz bize bir böyle detaylı anlatır mısınız? Ne oldu adım adım? Ne biliyoruz Nihat Bey? Bildiklerimiz tabii neler? Tabii fulya kafa. Narin Güran 21 Ağustos tarihinde o okuldan çıkıyor. 15-15'te son okuldaki kamera kayıtlarına göre 15-15'te okul önünden geçiyor. Ufak bir yokuş var. Yokuşu çıkıyor. Narin Güran'ın evine giden iki yol var. Bir tanesi normal bir yol. O yolla gitse direkt evin önüne çıkacak. Ancak o patika yoldan gidiyor ve ahırın olduğu yerden yürüyor, ilerliyor ve o dakika itibariyle Narin Güran tamamen ortadan kayboluyor. Yani buradaki sır, düğüm, yani ne? Buradaki jandarmanın dünkü Salim Güran'ın verdiği ifade çok kıymetli Fulya Kalfa. Neden kıymetli? Çünkü orada HTS baz istasyonundan bahsediyor jandarma. Diyor ki 15.21 ile 15.46 saatleri arasında, bakın burası çok önemli, 15.21 ile 15.46 saatleri arasında, ki bu saatler Nari'nin katledildiği saatler için, açıkçası katledildiği, elden ele dolaştırıldığı ve bir yerlere nasıl yok ederiz diye planların yapıldığı saatler. Nihat Bey, burada saatler. Bir araya gireyim. Ve yani o saatleri kritik dediniz. Neden kritik? Tam o saatler arasında mı bu yavrumuz katledildi? Bunu net olarak biliniyor mu? Biliyor muyuz? O saatlerin kritik olmasının önemi ne? Önemi şu. Nevzat Bahtiyar diyor ki bu saatleri işaret ediyor. Diyor ki Salim Güran, Arif Güran'ın, yani Nari'nin evinin oradaki ahırının yanındaki bahçe boşluğundan bana seslendi. Nevzat, hazırlan, seninle işimiz var dedi. Ve daha sonra da bana küçük Nari'nin cansız bedenini getirdi diyor. Yani Nevzat Bahtiyar'ın verdiği ifadeyle bu bilgi örtüşüyor. Salim Güran ise diyor ki ben o gün Nevzat Bahtiyar'ı hiç görmedim. Sadece olay gecesi 20'de kalabalık bir grupla birlikte benim avluya birileri geliyordu. O da onların içerisindeydi diyor. Görüştüğünü inkar ediyor. Fakat soruşturmadaki bu yeni baz istasyonu kayıtlarına göre, burası önemli Fulya Kalfa, bu baz istasyonu teknik bir çalışma. Yani kişilerin verdiği ifade ya da beyan değil. Yapılan teknik takip, yani analiz çalışmasından bahsediyoruz. Diyor ki savcı 15.21 ile 15.46'da Nevzat Bahtiyar'la birlikte olduğunuz görülüyor diyor. Birliktesiniz diyor. Yani bu da neyi ispat ediyor? Aslında bir anlamda Nevzat Bahtiyar'ın verdiği ifadenin doğruluğunu ispat ediyor. Peki burada dünden beri... Yani bu iki kişinin cep telefonu sinyalleri yan yana mesaj veriyor, sinyal veriyor. Buradan mı anlıyoruz bunu? Evet. Oradan anlıyoruz. Şimdi şöyle. Aslında peki Salim Güran ne diyor? Baz istasyonu hatalıdır diyor.
Yani Salim Güran baz istasyonu hatalıdır diyor ama bazı uzmanlar da şu görüşte Fulya Kalfa. Ben de gün boyu işin açıkçası bunu araştırdım. Hani tek baz istasyonundan bir köyde yaşayan insanlar bir aradalar mı, yakındalar mı? Yoksa biri köyün bir ucunda, diğeri diğer ucunda mı? Bunu nasıl belirleniyor diyor diye araştırdım. Şöyle bir bilgi vardı. Eğer baz istasyonu tekse bu mümkün değil şeklinde bir bilgi vardı ama ben bugün soru yani cinayet bürosunda çalışan, teknik takip yapan ve bu işi bilen uzmanlarıyla konuştum. Dediler ki teknik takip yani baz istasyonu sinyal takibi iki şekilde yapılır. Bir sel kaydına bakılır, iki trak kaydına bakılır. Yani trak kaydı. Dedim ki ya neden bahsediyorsunuz? Neymiş trak bu? Kaydı ne dedim? Trak kaydı da dediler ki o baz istasyonunun kuzey, güney, doğu ve batısını gösteren bir trak kaydı vardır. Yani köyün diğer tarafında gibi insanı baz istasyonu aynı yerdeymiş gibi göstermez. Tek bir baz istasyonu olsa bile dediler. Dolayısıyla şöyle bir bilgiden de bahsettiler. Yani o zaman bu baz istasyonun verdiği bilgi net midir Nihat Bey? Bize doğru sonucu yani, ulaştırıyor uzman, mu? Görüş, tabii ki görüştüğümüz uzmanlar da diyor ki evet belirlenebilir diyor. Hatta şöyle diyor Fulya Kalfa. Mesela çoklu ortamlarda bir şehirde mesela Fulya Kalfa şehirde yürüyor. Etilerde geziyor ve baz istasyonu siyah kayıtlarından çapraz ve değişik algoritmelerle mühendislik bilgileriyle Fulya Kalfa eğer Etiler'deki bir AVM'deyse ve bir AVM'nin üçüncü katındaysa o bilgi çak diye belirlenebiliyor. Evet Fulya Kalfa AVM'nin üçüncü katında dahi diyebiliyorlar. Bunu da değişik tekniklerden bahsediyorlar Fulya Kalfa. Tek baz istasyonu olsa bile sinyal geliş gidiş hızından mesafeyi ayarlayabiliyorlarmış. Milimetrik çalışmalarmış, teknik çalışmalarmış. Mesela şöyle diyorlar. Olay yeri mesela o Nevzat Bahtiyar'ın olay yerine yakın noktadan Nevzat aracı bakın, bulundu. Evet, doğru mu? Bu haritayı da getirdik siz daha rahat anlatın diye. Şimdi çünkü baktığımızda bir üçgen evet. gibi burası. Salim Güran'ın evi, işte Arif Güran'ın evi ve Nevzat Bahtiyar'ın evi birbirine aslında çok yakın bir konumda. Yani orası Narin için ölüm üçgeni. Evet. Narin orada okul kamerasında 15-15'te görülüyor Fulya Kalfa ve o yokuştan çıkıyor. Evlerinin ahırlarının bulunduğu noktaya geldiğinde ki 15-15 dolayısıyla bu saat niye kritik dedim Fulya Kalfa? O yokuşu küçük Narin yani en fazla 3-5 dakikada tırmandığını düşünürseniz aslında küçük Narin'in ölüm saatinin 15-15'ten sonra 3 dakika koysanız yani 15-20-15-21 civarında olma ihtimali yüksek. Fulya Kalfa peki yani tamam bu da bir çalışmanın bir boyutu bir yönü. Şimdi olayı şöyle analiz edelim. Hani günlerdir konuşuyoruz acaba soruşturma sekteye mi uğruyor? Acaba soruşturmada cinayet aydınlatılamıyor mu? Ya da kargaşa ve kaos mu var? İşin açıkçası çok da öyle kargaşa, kaotik bir ortam çizmeye yansıtmaya gerek yok. Soruşturmacı bilimler müthiş çalışıyor, teknik çalışıyor. Bir yandan bazı istasyonları, bir yandan DNA çalışmaları, diğer yandan ise ifadelerle bu durumu örtüştürüyor. Şimdi bakın izleyicilere kısa bir bilgi vereceğim ama herkesin bildiği ama herkesin göz ardı ettiği bilgiyi veriyorum. Soruşturmaya göre peki kasten öldürme yani Narin Güran'ı kasten öldüren kim? Soruşturmacı bilime göre yani soruşturmayı biliyorsun 3 Cumhuriyet Savcısı ve bir savcı vekili yapıyor. Yani kasten öldürme suçunu işleyen kim? Salim Güran amca. Peki kasten öldürme suçuna iştirak edenler kimler? Anne Yüksel Güran, abisi Enes Güran, komşusu Nevzat Bahtiyar. Dolayısıyla savcı bir dosya hazırlamış, mahkeme delilleri sunmuş ve mahkeme bunları bu şekilde bu suçlamalarla tutuklamış. Bu anlamda hani olay çözülemiyor mu, yol yürüyemiyor mu demeye gerek yok. Peki soruşturmada karartılan yerler var mı? Tabii ki karartılmaya çalışan yerler var. Fulya Kalba dikkat edin, küçük Narin'in soruşturmasıyla ilgili cinayet suçlamasıyla suçlananlar, amca, anne, ağabey ve komşu ve bu suçu gizlemeye çalışanlar, yani Narin cinayetinin aydınlatılmasını önlemeye çalışan isimlere bakın. Amca o çocukları, amcaları, komşuları ve yakın akrabaları. Bakın o yani grafiği de verdik. Aslında ortada delil yok evet, etme. İsterseniz. Evet, bir onu müsaadenizle bir anlatayım ben. Şimdi savcıya göre cinayet şeması şu şekilde. Katil Salim Güran. Delil yok etmeye çalışanlar 4 isim olarak ön plana çıkıyor. Amca Fuat Güran,
kuzen Muhammed Kaya, kuzen Birsen Güran ve halanın eşi M. Şevket Kaya. Hemen altına baktığımızda bunlar da delil yok etmeye çalışıyor değil mi? Maşallah Güran yenge. Evet. Ramazan Atasoy, Salim Güran'ın işçisi ve Selim Atasoy, Salim Güran'ın işçisi. Tutuklu olan kişiler suça iştirakta var. Bunlar da Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar olarak itirafçı olarak ön plana çıkıyor. Anne Yüksel Güran da tutuklu zaten şu anda. Abi Enes Güran. Fulya Kalfa, Fulya Kalfa bu yani suç delillerini yok etme, suçluyu kayırma gibi suçlamalarla tutuklananların tamamına baktığınızda ben bütün ifadeleri okudum. Şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Salim Güran'ın 15 ile 16 saatler arasında nerede olduğunun karartılması, gizlenmesi ya da hedef saptırılması gibi bir sonuca çıkıyor. Yani dünden beri kritik önemdeki RA. Yani bu çocuğun RA kayıp diye olduğu saatler o kritik 15-20 dakikayı bu kişiler gizlemeye mi çalışıyor? O bölüm mü karartılmaya çalışılıyor? Aynen, zaten tutuklanma gereçleri o. Yani işçi 15 yaşındaki RA diyor ki 14 ile 20 arasında diyor Salim Güran diyor. Hiç diyor bir 15 dakikalığına eve gitti geldi 14'te ama diyor hiç diyor yanımdan ayrılmadı diyor. 20'ye kadar tarladaydık diyor. Ama Salim Güran'ın kendi eşi Melek Güran diyor ki hayır diyor 14.35 gibi 14.30 gibi eve geldik. Evde yemek yedik, çay içtik, bir müddet dinlendi. Daha sonra tarlaya gideceğini söyledi ama gitmedi. Akrabamız Hüseyin Kaya'nın oraya gittiğini öğrendim diyor. Ve eşim suçlu olabilir diyor. Olabilir diyor. Bazı istasyonuna bakıyorsun Fulya Kafa 15.21 ile 15.46'da Nevzat Bahtiyar'la aynı noktada olduğunu söylüyor. Dolayısıyla buradaki ana konu, ana temas edilen konu şu. Salim Güran 15 ile 16.30 arasında neredeydi? Bu karartılmaya çalışılmış ve daha sonrasında neler yaptı? Aslında çelişkili ifadelerin temeline baktığımız zaman bu anlatılıyor. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela aileden ilk çözülme aslında yeğen Birsen Güran'dan geldi Fulya Kalfa. Yeğen Birsen Güran dedi ki ifadesinde ben Narin'i, bakın burası çok kıymetli. Ben Narin'i işte 17'den sonra 17.42'de gördüm dedi. Jandarma bir soruşturma yürüten jandarmaya en son 17.42'de gördüm dedi. Hatta başka Güran ailesinden ya da kişilerden 18'de gördüğünü söyleyen var, 19'da doğru gördüğünü söyleyen var. Hep bir Narin'i 19'a kadar sanki yaşıyormuş imajının çizildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Sonra Birsen Güran ne dedi biliyor musun Fulya Kalfa? Dedi ki aslında dedi Narin 14'te bize geldi, kuzenlerini sordu, camide olduklarını öğrenince Narin kendi başına camiye gitti. Peki sen niye böyle 17.42'yi söyledin? İşte biz kendi kardeşimle bunu konuşurken amcam duydu ve bize dedi ki sakın dedi bu saati söylemeyin. 17.42'de Narin'i gördüğünüzü söyleyeceksiniz dedi. Yani bu buradaki ana tema şu. 15 ile 16.30 sıralarındaki bölüm karartılmaya çalışıyor. Fulya Kalfa. Şimdi şöyle dün de yani peki Nihat Bey o zaman 15 ile 16.30 arasında mı bu cinayet işlendi? Bu yönde mi şüpheler ağır? Aslında şöyle bana sorarsanız 15-20-21 arasında bu cinayet işlendi. Daha sonraki süreç ise küçük Narin'in cansız bedeninin taşınması ve nereye gömüleceğinin planlanması ve en son eğer tutmaz deresine götürerek çuvala konularak götürülerek cansız bedenin o soğuk sulara konulmasıyla sonuçlanan bir süreçten bahsediyoruz. Aslında bu saat diliminin kamufle edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Aslında Fulya Kalfa ortada öyle hani çözülememiş çok gizemli bir şey de yok aslında. Savcılar, mahkeme belli kişileri belli suçlarla suçladı ve tutukladı ve onlar da biz bu suçu işlemedik diye değişik ifadeler veriyorlar. Fakat verdikleri ifadelerin büyük bir bölümü de çelişki içeriyor. Çelişiyor. Mesela Salim Güran dedi ki olay günü ben dedi işte işçim ve işçimin oğlu ve işçimin kızlarıyla tarlada çalıştım dedi. Tabii işçisi dedi ki yo benim kızlarım o gün gelmemişti dedi. Dolayısıyla yine Enes, bak bu da çok önemli Fulya Kalfa. Enes ağabey, kritik isimlerden biri de Enes ağabey. Enes dedi ki 16.30'da Narin kayboldu demişti ilk bilgi ifadesinde ama son şüpheli ifadesinde dedi ki 19.11'de işte akşam yemeği için oturmuştuk. Annem Narin nerede deyince Narin'i aramaya evet başladık şeklinde
çelişkili ifade verdi ama ben bunu neden söylüyorum Fulya Kalfa? Şimdi bazı günler vardır ki belleklerde travma yaratır. Hafızalarda iz bırakır. Doğru. Sizin küçük kardeşinizin kaybolduğu, öldüğü, katledildiği bir günü böylesine çelişki yaşayamazsınız. Eğer kasıtlı olarak yönlendirme yapmıyorsanız. Çünkü sıradan bir gün değil ki, küçük kardeşiniz hayatını kaybetmiş, katledilmiş ve siz biliyorsunuz ki 16.30, biliyorsunuz 19. Ve ilginç, Fulya Kalfa, şurayı da söyleyeyim, sözü konuklarıma bırakacağım. Tamam. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran. Aslında onlar da olay yerindeler. Zaten cinayete iştiraktan suçlanmaların anlamı da o, mantığı da o. Hani savcı diyor ya, cinayete iştirak suçundan tutuklandılar ya, olay yerindeler. Ama ne hikmetse onlar ne diyor biliyor musun Fulya Kalfa? Bir tanesi diyor ki, Enes diyor olay ki, yerinde ben derken zaten cinayet yolda... işlendiği sırada orada mı bulunuyorlar yani, görüyorlar mı? Ne demek? Evet, onlar da evlerindeler. Evlerindeler zaten de cinayet mahalli okulla ev arasındaki bir bölüm. Çünkü Narin en son okuldan çıkıyor, evine doğru gidiyor. Ve o 80 metrelik bir bölgeden bahsediyoruz Fulya evet, Kalfa. Yani çok... Geniş bir araziden bahsetmiyoruz cinayetçisi. Onlar da oradalar ve onlar da ilginçtir. Anne diyor ki, ben camları kapamıştım, klima açmıştım, duymadım hiçbir şey. Ağabey diyor ki, ben zaten uyuyordum. 16'da uyandığımda annem ve Hediye isimli bir komşularımızla beraber oturuyordu şeklinde devam ediyor. Ama bunların karartmasının bir önemi yok. Fiziki deliller kıymetli ve DNA izleri var. ETS kayıtları var. Evet, Nihat Bey dondu.